Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bunu bir türlü söylemeyi başaramayacağım, numaralara geri dönsem mi dönmesem mi diye düşünüyorum şahsen. Ama üşeniyorum. Ama buna da üşeniyorum. Diğerine de üşeniyorum. Neyse, saçmalamalarımı kenara bırakacak olursak. Bölüm arası ufak birkaç iş yaptım. İlk olarak şurada kanatlardan birinin artık olmadığını görüyorsunuz. Normalde orada server odası vardı. Oraya bir de shield'ları koyacaktım. Fakat içeride bayağı bir yer olduğuna kanaat getirdim. Ve dedim, ben burayı daha güzel bir amaç için kullanacağım. Büyük uzay gemileri, büyük gemiler yaptığımda gemiler gelecek. Buradan bağlanacak istasyona ve buradan giriş olacak. Neyse, kamerada mümkün olduğunca elimden geldiğince uzak tutmaya çalıştığım kısma gelecek olursak şu. Evet, welding gemimi kopyaladım ve ona welder yerine grinder ekledim. Kendisini büyük şeyleri parçalamakta kullandım. Mesela şunu. Evet, şimdi itirayla gözden kaçırdığım yere gelecek olursak, valla hangar ve ön kısmı Köftek Space Station. Evet, ismi Köftek koydum. Köftek neden diye soracak olursanız Facebook sayfamda sormuştum. Verilen yanıtların neredeyse hiçbirini beğenmedim, ancak birkaç tanesini harmanlayarak ortaya bunu çıkarttım. Yani bu isme katkıda bulunan herkese teşekkürler. Köftek Space Station. Abuk duruyor. Greg Tech'e biraz gönderme. Köfte ve tek kelimeleriyle oynanmış ve Space Station bayağı jenerik bir şekilde. Ama gayet makul. Welding gemim de şurada duruyor. Bu arada welding gemime yaptığım değişikliklere değinelim. İki set şuraya welder koydum. Gelelim. Şu arkadaşı şuraya koydum. Ayrıca öne doğru itici olarak, yani fren gücü olarak şunları, azimotun bunlar. Gördüğünüz gibi bunları ekledim. Ve landing gear, şunu aşağıya aldım işte. Landing gear olarak da şunları kullandım. Evet, basitçe bütün düzen olay bu. Ve iç düzeni de ayarladım. Ve nedense kokpite girdiğimde bazen bomba oluyor bu aralar. Son güncellemede. Evet. Tabii şunu açmamız gerekiyor. Ve standart düzenimi görüyorsunuz. Evet. İçeri girelim. Bu arada şu kapılar hakkında ufak bir detay tabii gözükmüyor. Ha, hangar gate. Şuraya gelelim. Şurada normal ve sealed versiyonları görüyorsunuz. Normal versiyon, normal vanilla versiyonundaki gibi. Sealed versiyonunun önünde şöyle bir güç alanı var. Ve bu güç alanı hava geçirmiyor. Tabii şu an herhangi bir oksijen olayı olmadığı için burada gösteremeyeceğim. Bu arada server odasını buraya taşıdım gördüğünüz gibi. Yani bu arkadaşların içinden hava geçmiyor, ancak gayet gemilerdir, şudur budur geçebiliyor. Burada düzen tam olarak şu: büyük gemiler, aşırı büyük gemilerime, daha sonra ortanca gemiler oluyor ama şunun gibi gemileri buraya koymayı planlamıyorum. Bunlar dışa, üstte falan doklanacak. İçeride orta boy bir mining gemisi, şudur budur şuralarda yer alacak. Üstlerde fighterlar yer alacak, değişik varyasyonlar. Fighterları üste koymayı planlıyorum. Ve fighterlar kesinlikle buradan çıkacak. Ufak oldukları için. Şunun biraz daha ufak versiyonu, yani ufak boyutundaki gemileri içeri koyacağım gene. Yani bundan biraz, şöyle diyeyim. Bundan biraz ufaksan içeri giriyorsun. Bunun boyutundaysan ya da daha büyüksen dışarıda kalıyorsun. Sistemim bu. Ayrıca şuraya bir kapı yerleştirdim ve airtight demişken çok güzel bir mod ekledim. Şu kapı. Evet, açılıyor. Geçemiyorum ama şu an. Geçtim çünkü bug oldu. Evet, normalde şöyle şu açılan taraf gelecek buraya. Sonra geleceksin, tekrar tıklayacaksın. Hava boşalacak ve çıkacaksın. Basitçe sistem bu. Evet, crew alanımızın önemli bir kısmı oluştu. Tuvaletler burada. Bunun yanı sıra gelecek olursak,
kantin. Yatakhaneler. Ups, fazla hızlı gittim. Duş ve soyunma alanları. Ve üst kata çıkış. Evet. Tabii dekorasyon işini biraz daha halledeceğim. Buralar şu an bomboş. Evet, burada yaptığım ufak bir değişiklikte şurayı kapadım. Oraya bir şeyler ekleyebilirim belki. Ama şurada önemli bir detay var. Bu kapı sadece bana açık. Sadece ben açabiliyorum. Ve roleplay elementi olarak bedenimi buraya taşıdım. Eski bedenimi. Evet. Gördüğünüz gibi burada da cryopod yok artık. Evet. Bunun yanı sıra aralarındaki boşluk alana ufak bir ekleme var. Şurası tuvalet olacak. Evet, yapılan değişiklikler basitçe bunlar. Önemli bir değişiklik daha var. Bunu biraz dışarıdan göstereceğim ve tabii ki de YouTube'da ne kadar net görünceyi hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ups, kafayı gömdük azıcık. Gel bakalım. İçeri dönükmüş zaten. Bunu anlamak biraz alışkanlık gerektirecek. Evet, gelelim. Şimdi, tek bir tane Gravity Generator kullandığımı hatırlıyorsunuz. Ve Gravity Main. Seni HUD'da gösterelim. Hatta hepimizi HUD'da gösterelim. Info. Gravity Range. Evet, belli oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Şu tarafa bakarsak belki biraz daha belli olur. Evet, şu yeşil alanlar gravity alanlarını gösteriyor. Merkez bölmeyi ve koridorların bir kısmını main kaplıyor ve tam olarak onun sınırında da kanatlardaki var. Şuna henüz yerleştirmedim, buna yerleştireceğim gene. Gel gelelim. Şu arkadaş. Gravity Generator'ları ters ekledim. Bu neden aklıma gelmemişti bilmiyorum ancak bir izleyici çok güzel hatırlattı. Ters koyup G kuvvetini eksiye getirdiğiniz takdirde gayet normal bir normal yöndeki bir Gravity Generator gibi çalışıyorlar. G kuvvetini biraz düşürdüm çünkü hafif uzay etkisini de istiyorum. Kontrol panel. Ver bakalım. Gravity. Kuttan kapanın siz. Evet. Basitçe yapılan değişiklikler bunlar. Tarihleri ayarladık. Alta henüz bir şey koymadım. Alta bir şeyler koymaya başlayacağım. Altta şu an sadece antenimiz var. Alta belki gene docking alanları koyabilirim. Her yerde bir docking zımbırtımız olsun diye. Artı bir de silah koyabilirim. Ayrıyeten ufak bir planım var. Bakalım. Şu arkadaşla bir taret yapmayı düşünüyorum. Bu arkadaş ile bir taret yapmayı düşünüyorum. Evet, bu arkadaşla. Base'imden büyük olan bu arkadaşla. İhtiyaçlarına bakalım. 28.5K steel plate, 7.8K construction component, 4.2K metal grid, 3.5K steel large steel tube, 3.3K small steel tube, 420 gravity generator, 820 motor. Motorlar biraz az kalmış. 640 motor. Computer.
Evet. Böyle bir hayvanlığa girişesim var. Neden diye sormayın. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama girişesim var. Evet. Welding gemimizi yaptık. Bunun yanı sıra ben bölüm arası bir adet mining gemisi de yapacağım. Büyük bir tane. Az sürekli biraz daha kolay yemek için. Ancak orada kullanmayı düşündüğüm bir şeyi göstereyim size. Şu arkadaşı kullanmayı düşünüyor olabilirim. Evet, bu arkadaşı. Evet, boyutları biraz abartmış olabilirim ben bu aralar. Evet, biraz abarttım. Ama sağlık olsun. Evet, bu arkadaşı kullanarak... Hatta bundan iki tane mi kullansam? Şu gemimle kıyaslayacağım. Geminin kendisi kadar. Ancak bu arkadaşın ufak bir avantajı var. Depolaması bir large cargo container'la aynı. Yani baya baya asteroidi kendi içine komple sömürebiliyor. O yüzden genelde buna kargo koymanız gerekmiyor. Fakat ben why not deyip kargo koyabilirim. Onun yarısını yapayım şimdiden. Evet. Şimdilik planlarım bu şekilde. Bir adet de fighter yapmayı planlıyorum. Evet, şu server odası da bu şekilde. Kontrol odası daha doğrusu bu şekilde. Biraz daha dekore edilecek. Bir de buraya bir gravity generator lazım. Muhtemelen tavana koyacağım hatta. Yavaştan gravity generator'a başlayalım. Ayrıca size güzel bir şey göstermem lazım. Gel bakalım. Daha önce göstermiş miydim bilmiyorum ancak. Build mode. Bu arada neden bunun geçmeyeceği sorusuna gelecek olursak. Bunun içeri girmeyeceği konusuna gelecek olursak. Park etmesi aşırı işkence. Çünkü arkadaş biraz şişman. Boyutuna göre emin. Ve içeride hareket ettirmekte zorlanıyorum. Boş ver. Gravity generator. Şimdi senin neye ihtiyacın vardı? Tamam, bana sadece bir tane steel plate versen yeter. Inventory'mde var mı? Yok. Tamamdır. Gravity Generator. Gel bakalım. Sen azıcık geri çekil. Aşırı şişman welding gemim. Bunun ufak versiyonunu da yapacağım. Merak etmeyin. Tamamdır. Şu hizadan gelsin. Gidi. Şu hizadan gelsin. Tamamdır. Burası iyi. Tamamdır. Elimdekileri bir yana kaydırmışım. Tamamdır. Elimdeki iki gıdım steel plate'i atalım. Ve gel bakalım. Evet. Bunu içeri sokmamın tek amacı buydu. Şimdi aynı şekilde işkence bir yöntemle bunu dışarı çıkartacağız. Kapıdan anca geçiyor. Şişman. Hatta buna daha güzel bir isim buldum. Blue Fatty.
mavi şişko. Evet, şimdi. Ah, işin eğlenceli kısmına geçelim. Control panel. Köftek Space Station. Gravity. Nasıl ayarladığımı göstereceğim şimdi size. Sen gel. Gravity Generator. Sen gel ve Gravity Range. Evet. Bakalım. Bunun Gravity Range'i nereye kadar giriyor? Görmek pek kolay olmuyor maalesef. Hah, tamam. Şuraya kadar gidiyor. Bayağı bir kısacağız. Önce hangi yön olduğunu öğrenelim. O Blue Fet'i değil. Gravity Generator 5. Hayır, bu değil. Onu da ayarlayacağız. Bu da değil. Evet, bu. Tamamdır. Şu an bu alanda herhangi bir gravity yok. Gel gelelim. Blue Fet'i gel. Oops. Blue Fet'i dedim ya. Köftek Space Station. Pardon. Haber vermeden kapatmam gerekti videoyu. Gravity. Gel bakalım. Sen. Önce seni şöyle bir Jetter'le tıkla. -5. -0.51'e gibi bir şey getiriyor. Nasıl çalışıyor bana sormayın. Şöyle bir gıdım çakış tıkları bir ayara getireceğiz ve tamamdır bakalım. Ha. Man bir alana denk geldik. Ha, çünkü evet. Tamamdır. Tam olarak gıdım çakışıyorlar. Şimdi genişlik ve yükseklik. Sizleri ayarlayacağız. Evet. Gel bakalım. Gravity. Bu sanırım böyle bir ayar iyidir. Height'a gelelim. Diğer yöne bakalım. Tamamdır, mükemmel. Üst taraf gene biraz gravity'ye sahip olacak. Çünkü üst tarafa bir balkonumsu alan koyacağız ve misafir kedi şu an oyun oynamak istemeye karar verdi. Evet. Gravity generator'larımızı da bu şekilde ayarladık ve kulaklığımla oynama lütfen. Arkadaşımın kedisi şu an bende misafir. Evet. Siz hood'dan kapanın, sonra sen gel. Gravity Hangar. Tamamdır. Gravity generatorlarımızı da bu şekilde ayarlamış olduk. Evet, şimdi yapacağımız projeler. Bir tanesi de şuraya docking alanı için planımızı tutmak. Kafamda önemli bir nokta var. Docking alanı için şöyle bir şey lazım. Basitçe buranın en az 2 ya da 3 kaynak tarafından doklanması lazım benim görüşümce. Bunun sebebine gelecek olursak eğer tamamen stability. Evet. Bunun için de kafamda bir şeyler düşünüyorum. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Bu makul bir oran gibi durdu. Şimdi. Bunları nasıl ayarlayacağız? Güzel soru. Düşünüyorum. Kafadan fikirler geçmeye çalışıyor. Seni kaldıralım. Seni de bir kaldıralım. Seni de kaldırıyoruz beraberinde.
Seni de. Seni de. Seni de. Ve seni de. Evet, şimdi burayı baştan dizayn ettiğimize göre. Şimdi. Platform conveyor adaptör senden. Bir tane lazım. Ot. Ha, inventör dolu. Şimdi P. Beyaz. Aslında dur. Burayı biraz daha uzatsan güzel olacak gibi. Ve kedi kafayı yedi. Evet. Bölüm arası kedilerle uğraşmaca böyle bir şey olsa gerek. Bir daha kendime not misafir kedi varken bölüm çekmeye kalkışma. Bölümün yayınlanmasının öncesinden bir gün kalmış olsa bile. Evet. Ve kapıyı kapat. Tamamdır. Bölüm esasında planlamanın yanı sıra gelelim. Şimdi. Burayı biraz boşu boşuna temizlemiş olduk. Ancak kafamda bir plan oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi. Connector. Mega Connector diye bir şey var bu arada. Onu bir göstereyim size. Bir de şuna bir bakacağım. Ama asıl kullanacağım bu. Şimdi 8'i bir gösterelim size. 8 bu. Bu şekilde. 9'a bakalım. Bu. Baddal Boy Connector. Tabii arkasındaki konuda yerleri göremiyorum. Neyse, benim kullanacaklarım bunlar. Evet. Şurada, şurada, şurada ve şurada olacaklar. Bunu nasıl ayarlayacağım diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce conveyor. Aslında bir tanesi sadece conveyor'lara bağlı olsa olabilir. Evet, bir tanesi sadece conveyor'lara bağlı olsa olabilir. Çünkü diğerleri sadece dummy olarak yer alacak. O zaman ne yapıyoruz? Platform. Yani gel bakalım. Şu conveyor'ımız. Şöyle. Tabii bunun malzemesini almadık. Sen şöyle gel. Sen dummy olmayan konveyör mısın? Evet. T'yi koymuşum. Platform. Gel bakalım. Tamamdır. Evet, bu şekilde bağlanacak ve şunları da alalım. Armor bloklar. Nasıldır bunlar? Tek böyle. Sonra sen gel, sen gel, sen gel ve sen gel. Ya tabii. Malzemelerini almadık. 4 tane bundan alacağız. Bir.
2 3 ve 4. Buradaki planı hızlıca anlatacağım size. Yani ne amaçla bu şekilde yaptığımı. Şunları mon well diyelim. Kaynaklayalım. Evet. Buradaki basit düzen şu şekilde: gemi aynı düzendeki bir gemi geldiği esnada gelecek ve docking için bu arkadaşlar onları zorlayacak. Sen bu şekilde bağlanacaksın diye. Ya da armorları kullanmama gerek var mı? Kullanayım. Tamamdır. Evet, bu şekilde gelecek ve bağlanacaklar. Şimdi gelelim platformlara. Sen gel, sen gel ve sen gel. Senden bir tane lazım. Senden bir 3 tane falan lazım. Senden değil, senden de biraz lazım. Fazladan aldım ancak atalarımız ne demiş? Fazladan mal göz çıkartmaz. Evet, şimdi gelelim. Bunları yerleştirmeye. Ve şunu yollamaya. Çok fazla hareket kabiliyetim olmayacağı için bunları bu şekilde koyup kaynaklıyorum. Evet. Ve bu şekilde de bağlandı. Şimdi yapmamız gereken tek şey ve iki şey daha var. Bu arkadaş. Tamamdır. Ve kalan son şey bunları yerleştirmek. Evet, docking alanımız da bu şekilde oldu. Tabii birkaç indicator koyacağım. Yani indicator'dan kastım nedir diye soracak olursanız, belirteç. Şuraya doklayacaksın kafasında belirteçler. Aga gel buraya bağlanıyorum kafasında. Evet, hatırlayın şu main olanımız, diğerlerinin tek görevi denge. Evet, bu şekilde ayarlandı. Bağlandığımızda burada bir adet boşluk kapı boşluğu olacak. Onu ayarlayacağım. Evet, buradan gireceğiz. Yerinden çıkıp tabi buraya ufak bir gravity generator daha eklemek lazım. Şu koridor esnasında. Çünkü gravity'ye ihtiyacımız olacak burada. Şimdi birkaç renklendirme yapalım. Sen kırmızı ol. Diğerleri mavi olsun. Tamam. Kırmızı main olanın yerini gösterecek bize belirteç olarak. Diğerleri tamamen dalı. Bunun yanı sıra biraz ışık da ekleyelim. Evet, light. Nasıl bir ışıklandırma yapabiliriz buraya?
Aklıma bir şey gelmedi. Onu bölüm arası biraz düşündüm. Ama basitçe bu docking alanımızda bu şekilde oldu ve büyük bir gemi yaptığımızda buradan gelecek şöyle çat. Belki uzanan bir parçası gelecek çat. Yapışacak buraya. Belki bunu da uzatabilirim. Çünkü biraz kısa geldi. Evet bunu uzatabilirim ancak sistematik bu şekilde olacak. Şurada falan. Büyük bir gemi geldiğinde yandan böyle çat. Belki şunları merge bloğa çevirebilirim diyeceğim. Pek mantıklı gelmedi. Ama biraz düşüneceğim. Merge bloğa çevirmeyi ister misiniz, istemez misiniz onu bana söyleyin. Ancak docking daha mantıklı gibi geldi. Çünkü ben bu ayrı grid olarak yer almalarını seviyorum. Evet. Bu da bu şekilde bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Körtesi köftenin günler, iyi eğlenceler.